harekete geçmediği bir ortamda işte Barolar. İzmir Barosu bir harekete geçmiş. Ve bu isimler hakkında biz 5 isim saydık ama Sayın Özkan dedi ki ismi verilmemiş ama olayın içinde olduğu düşünülen pek çok kişi hakkında aslında bir kamu davası açılması gerekiyor dedi. Şimdi buradan böyle bir yola çıkıldı ama biraz daha geniş bakalım öncelikle. Ne oluyor? 7. video da geldi. Evet. Milyonlarca kez izleniyor Sedat Peker'in videosu. Bir taraftan bir sessizlik var. İşte yargı ayağı aynı şekilde öyle. Hı hı. Nasıl bir ortam içindeyiz acaba? Şu genel tabloyu bir yorumlayabilir misiniz? Elbette. Ali Bey. Şimdi Begüm Hanım şöyle bir durum var. Aslında iki tespit yapmak lazım. Birincisi devlet diye bir şey yok. İki nedenle yok. Bir, eğer gerçekten bir devlet olsaydı bu tür işlerin yapılmasına zemin ya da imkan vermezdi. Hı hı. Gerçek anlamda demokratik bir hukuk devletinden bahsediyoruz. Bu tür işler dediğimiz işte zaten az çok kamuoyunun bildiği ama onun ötesinde de birçoğu açığa çıkmayan derin bir takım ilişkiler. Normal hiçbir şeffaf, hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bir ikinci mesele bu, şu. Bu kadar olay, bu kadar Türkiye'nin yakın tarihi, uzak tarihine ilişkin muazzam ifşalar söz konusuyken hı hı. herhangi bir açıklamanın yapmıyor olması da devletin aslında kaybolduğunu gösteriyor. Ya da mevcut iktidarın ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyor. 25 saat boyunca hiçbir açıklama yok. Sonrasında zoraki açıklamalar yapılıyor. Nasıl herkes nasıl pozisyon alacağını belirlemeye evet. çalışıyor. Şimdi burada da devleti yönetenler, yani mesele sadece İçişleri Bakanı'nın olayla ilişkili olması ya da hedef olması vesaire falan değil. Bu bir durumdur ve bu durum iktidarı ilgilendirmektedir ve iktidar kalkıp Türkiye'de bu ülkenin başbakanlık yapmış, bu ülkede bakanlık yapmış insanlarla ilgili dehşet bir takım ifadeler var. Ve bunlarla ilişki, bakın yalanlayabilebilirsiniz. Yani çıkarsanız halkın karşısında, kamuoyunun karşısında dersiniz ki ya bunlar hani safsatadır, yalandır. Bu bile söylenmiyor. Neden çıkılmıyor? Niye kamuoyuna bilgi verilmiyor? Hani hep milli irade deniliyordu ya hani AK Parti hep onu söylüyordu, onun vurgusunu yapıyordu. Milli iradenin hani ona saygının temel ölçütü de budur. Yani siz bu bir herhangi bir kişi ki o kişi de sıradan bir kişi değil, şu açıdan sıradan bir kişi değil. Diyor ki ben bu işlerin içinde yer aldım. Beni kullandılar, bana görev verdiler. Olayları yerine göre, saatine göre takvimini açıklıyor. Kimlerin içinde yer aldığını açıklıyor. Ama iktidar hiçbir ses, hiçbir şey vermiyor. Yani bu iki anlamda devletin aslında olmadığını bize ortaya koyuyor. Diğer bir tespitim şu olsun. Bu bir kriz değil bakın. Yaşadıklarımız bir kriz değil. Yani bu bir çöküş ve bir çürümedir. İki nedenden dolayı bunu söyleyebiliriz. Aslında iki koldan gelen bir Türkiye'nin bir modelle yapılandırılmasıydı. Neydi bu? Ya bir Türkiye egemen kapitalist sisteme entegre edildi. Onunla birlikte sola karşı muazzam bir mücadele örgütlendirildi hı hı. devlet içinde. Bunun bir ayağı siyasal İslamcılardı, bir ayağı da derin devletti. Şimdi biz bunların çatışmasını görüyoruz. Yani bunlar Türkiye'de demokratların, solcuların, aydınların, devrimcilerin bir biçimiyle hayat bulmaması için, yaşam alanı bulmaması için, çünkü bu adı geçen isimler, işkencelerle adı geçiyor, faili meçhullerle adı geçiyor. Türkiye'deki demokrat aydın insanların katledilmesiyle adı geçiyor ki zaten Uğur Mumcu meselesini belki konuşuruz birazdan. Tabii ki. Bütün bu insanlarla ilgili olarak yani Türkiye'de aydınlanmacı, Atatürkçü, devrimci olan insanlara yönelik suikastlerin, işkencelerin hepsinin arkasında bu isimlerin olduğu zaten yazılıyordu, çiziliyordu. Bugün de bu ifade ediliyor. Dolayısıyla bir taraftan siyasal İslamcıların, bir taraftan tırnak içinde derin bir yapının öyle ya da böyle çatışmasını izliyoruz. Şunu söyleyeyim, ikisinden de kurtulmadığımız müddetçe gerçek bir demokratik bir devleti kurma imkanımız yoktur. Hı hı. Yani bir, kendisini bu derin olarak, derin devlet olarak gören ya da konumlandıranlardan kurtulmak gerekiyor. İkincisi siyasal İslamcılardan kurtulmak gerekiyor. Yani hiçbir yani şu bugün bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaş, bütün bu olayların dışında olan hiçbir yurttaş, sizler, bizler, hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. Böyle bir yönetim biçimini hak etmiyoruz. Böyle bir yönetim anlayışını hak etmiyoruz. Bu kadar mafyayla iç içe olmuş, bu kadar suç örgütleriyle iç içe olmuş bir yapıyı hak etmiyoruz. Böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Yani bu kadar büyük mücadelelerle kurulmuş bir cumhuriyetten, bir devrimden bahsediyoruz. Bunun taşıyıcısı ya da bunun savunucusu olduğumuzu iddia ediyoruz. Ve geldiğimiz noktaya bakın. Yani dünyanın uyuşturucu trafiğinin neredeyse dağılımının olduğu bir ülke haline geldik.
bütün öncülleri, yani bir zamanlar insanlar şundan bahsediyordu. Birkaç gündür yabancı basında şunlara tanıklık ediyorum. Herkes şunu yazıyorlar. Ya Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün yaptığı her şey boşa gitti. Bunu anlatıyorlar. Yani çünkü model bir ülke kurmuştu. İslam coğrafyasında örneği olmayan bir devlet kurmuştu. Ve bu devlet siyasal İslamcılar tarafından, kendisini derin devlet olarak tanımlayanlar İslam tarafından resmen çökertiliyor. Her anlamda. Yani şimdi şu kimse şu maval okumasın. Hep bize şu söylendi. İşte efendim işte bunlar vatan için kurşun attılar. İşte bunlar işte bu kadar vatanseverdi, yurtseverlerdi, şöyleydi, böyleydi. Bir yerde hırsızlık varsa, bir yerde ahlaksızlık varsa, bir yerde baskı varsa, bir yerde katliam varsa, bir yerde bütün bu illegal yapılanmalar varsa, orada tırnak içinde devletçi söylem yükselir. Ne zaman ki biri size vatan millet Sakarya diyorsa, bilin ki arkasında ya bir yolsuzluk vardır, ya bir hırsızlık vardır, ya bir siyasi cinayet vardır. Bütün bunlar aslında bizim 60-70 yıllık siyasal tarihimizin arka planının ifşasıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir suç örgütü lideri çıkıyor, konuşuyor ve insanlar ona inanıyorlar. İnsanlar ülkenin İçişleri Bakanı'na değil, yani 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon, toplamda 30 milyonu geçmiş, bu kadar dehşet bir biçimde izlenme rakamlarına ulaşmış bir şeyi, demek ki millet şunu söylüyor: hayır efendim, bu adam doğru söylüyor diyordur. Dolayısıyla bu anlamda da aslında bir devlet tanımadığımız anlamda, bildiğimiz anlamda, evrensel normal ve değerler ekseninde bilinen anlamıyla bir devlet maalesef söz konusu değil artık Türkiye'de. Şimdi gazeteci Mehmet Tezkan da bizimle birlikte. Sayın Tezkan, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Sesim geliyor mu Sayın Tezkan? Merhaba. Evet, hoş geldiniz. Duyuyorum. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu ifşaatlar, bu itiraflar, bu iddialar, bu suçlamalar, sizden genel bir değerlendirme alsak nasıl bir tablonun içerisindeyiz? Sayın Fırat ortada bir devlet kavramı kalmadı dedi, böyle şeylere izin verilmezdi yoksa dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha sonra başlık başlık biraz daha detaylandıralım istiyorum ama önce genel bir tablo yorumunuzu merak ederim. Buyurun. Doğru tespit yapmış. Hakikaten ortada devlet diye bir şey kalmadı. Şimdi bildiğin hikayeler, hepimizin üzerinde durduğumuz şey. Şimdi iddiaların bir kısmı var, bir geçmişe yönelik iddialar var. Bu siyasi cinayetler diyelim, Uğur Mumcu ile başlayan, evet, 97 yılına kadar süren bir takım cinayetler dizisini hepimiz o yıllarda gazeteci olarak içinde yaşadık, tanık olduk. İşte Sakarya bölgesinde her gün bir tane bir kişiyi öldürülür şey yapardı. Şimdi Sedat Peker onları bir gündeme getiriyor. Onların getirmesinin nedenini Mehmet Ağar'la ilişkilendiriyor. Ben de bu işlerin içindeyim diyor. Ama orada altını çizeceğim bir nokta var. Hep şunu da altını çiziyor: zaman aşımına uğradı. Yani zaman aşımına uğramış bir takım dosyalarla bir takım kimselere mesaj veriyor. Bu bana şöyle bir şey yapıyor: bak, bunlardan ben çok bilgim var, bir açık kapı bırakıyorum. Birilerine mesaj oldu, gelin uzlaşalım diyor. İkinci şey, sizin yaptığınız bu uyuşturucu içinden de haberdarım diyor. Kendi o iş içinde mi değil mi orasını pek belli değil. Çünkü öbür tarafta kesin bir takım şeyler söylüyor. Ben de oradaydım derken bu tarafta ben duydum, siz onu öyle yapmışsınız falan diyor. Yani bütün kirli şeyleri yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Bülent Arınç hani bu 2007'den sonra bir takım operasyonlar yapılmıştı. Bu Ergenekon olsun, Balyoz'du bilmem ne. Ne demişti? Devlet ülke bağırsaklarını temizliyor demişti, değil mi? Şimdi bağırsak pislik dolu halde olduğu yerde duruyormuş. Ülke bağırsaklarını değil, ülke bu ülkenin aydınlarını, bu ülkenin yurtseverlerini, demokratlarını temizliyormuş meğerse. Operasyon ona yönelikmiş. O FETÖ'cülerle birlikte yaptıkları operasyon bambaşka bir operasyonmuş. Bağırsak olduğu gibi bütün pisliğiyle kalmış. Bakın, o bağırsağın içine derin devlet dedikleri, hani bu, ben derin devlet de demiyorum, derin çete mi dersiniz, illegal devlet içinde örgüt, ama bu da bir örgüt. Bakın, Fethullah Gülen cemaati de bir örgüttü. Bunların da silahlı gücü var. Eğer bunların başına Mehmet Ağar, işte mafya şeyleri, diğer Korkut Eken, diğer isimler hep birlikte bir çete devleti, ama kullandıkları güç ne? Devletin gücünü kullanıyorlar. Devletin silahını, devletin arkalarında devlet var. Devlet adına hareket etmiş gibi oluyorlar. Fethullahçılar ne yapıyordu? Fethullahçılar da aynı şekilde değil miydi?
bu savcılar, hakimler, polis müdürleri, istihbaratçılar, onlar da devleti kullanarak devlet içinde çeteydi. En tehlikelisi de budur. Bakın iki tane büyük çeteyle birinci çete yarı yarıya kavga çıtarlı oldu. Şimdi karşımıza eskiden kalma bu AK Parti döneminin çok öncesinde olan ikinci bir derin yapıyla karşı karşıyayız. İnşallah ne diyelim o da çözülür diyeceğim ama bundan sonra adım atması da zor. Öyle bir düzen kurdu ki bu iktidar her şeyi Tayyip Erdoğan o kadar çok kendine bağladık. İşte bakıyorsunuz savcılar bir şey yapmaya, soruşturma açıyor, sormaya korkuyor, sormaya. Ve geldiğimiz durumun vahametini de şuradan söyleyeyim. Yani çok hoşuma gitti bugün T24'te de yazdım. Hoşuma gitti değil de çok şey olarak... Bülent Arınç'ın ya diyor ki Bülent Arınç iyi ki diyor sosyal medya var diyor bakın bu amiral gemileri ne oldu diyor onlar diyor bir takım şeyler haber bile yapamıyorlar yazı da yazamıyorlar diyor deve kuşu gibi şeye kafalarını gömdüler bu YouTube falan olmasa bir şey öyle bunu söyleyen bu ülkenin başbakan yardımcılığı meclis başkanlığı yapmış bu AK Parti'nin dört kurucusundan birisi ve çok önemli bir isme kalkmış bize diyor ki Türkiye'nin geldiği hale bak diyor. Evet. Şimdi yani ne diyecek kendileri kurdukları bir düzen iflas etti patladı Kılıçdaroğlu'nun o şeyi güzeldi yani geçen gün yaptığı tezgür kanalizasyon patladı dedi evet. Şimdi attı ama o nereye doğru akacağı önemli caddeye akıp da her tarafımızı her yere pisleyecek mi yoksa hakikaten bu bir kanaldan şeye mi denize değil de bir arıtmaya doğru akıtılacak Türkiye hakikaten aklanarak mı çıkacak ama bana göre bu gidişata göre hatta caddenin ortasına göre o pislikler akacak gibi duruyor. Şimdi Sedat Peker bu son yayınlamış olduğu videosunda aslında iddialarını da farklı bir boyuta da taşıdı. Bir uyuşturucu ticaret rotasından söz etti. Bu rotanın değiştiğinden söz etti. Ve yine işte Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a işaret ediyor. Bu kişi bir aparat olarak kullanıldı diyor. Kendisine bazı rüşvet ve benzer meselelerden dolayı şantaj yapıldığını ve bu meselede de aparat olarak kullanıldığını ifade etti. Şimdi Binali Yıldırım da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra oğlum gitti dedi. Evet kendi inisiyatifiyle gitti. Maske ve işte kit dağıttı. Bir yardım için oraya gitti dedi. Ama tabii ki merak edilen sorular yanıt bulmadı. Parlamentolar arası dostluk heyetinde Binali Yıldırım'ın oğlu hangi sıfatla orada bulundu? Hangi ülkelere böyle yardımlar yaptı? Ve benzeri pek çok soru. Bu konuda ne diyeceksiniz? Binali Yıldırım'ın açıklamaları sizi inandırdı mı? Hayır kesinlikle değil. Bir kere maske dağıtmak kim ki Binali Yıldırım oğlu? Hayırsever bir iş adamı diye bize pazarlıyorlar ve gidip orada efendim koronaya karşı maske dağıtmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bir okula, ya okula mı yardım etmiş işte denk gelmiş gibi bir şeyleri maskeleme yani... İnsan kandırma gibi bir açıklamaydı Binali Yıldırım'ın dediği gibi bakın Mehmet Yakup Yılmaz defalarca Binali Yıldırım'ın ve oğlunun servetini sordu. Bu gemiler nereden geliyor dedi. Bir gemi filosu varsa o kaç gemisi filosu var değil mi? O gemiler nasıl oldu? Hangi parayla oldu? Ne kadar ne işler yaptılar da bu kadar gemi ticaretine bu kadar gemi işlerine girdiler sorusuna karşılık. Biliyorsunuz savcılık soruşturma açtı, dava açıldı, yargılandı, beraat edildi. Demek ki bunun altında bir şey var. Şimdi ben bilemem Binali Yıldırım'ın oğlu Kıbrıs'ta birilerine teslim olmuştur, kumar oynarken yakalanmıştır. Bunlar bir iftira da olabilir, iddia da olabilir. Bir tane işte bir yeraltı dünyasını bilen bir kişinin itirafı da olabilir. O kısmını bilemem ben o dünyanın içinde değilim. O uyuşturucu oradan gelir buraya gelir büyük teknelerle bazı yat limanlarına girer onu da bilemeyiz. Ama ben şunu merak etmek isterim. Bir Binali Yıldırım 2002 yılından beri bu siyasetin içinde ondan önce İDO'nun başındaydı İstanbul'da İstanbul Belediyesi'ndeydi. Hadi 5-6 yıl doğru koyalım. Bu son dönemde bu kadar para, bu kadar gelir, bu kadar zenginleşme, bu kadar gemilere merak, bu kadar gemilerin sahip olması. Bakın oğlu 21 yaşında, kızı 17 yaşında bir şirket kurup gemi alıyorlar. İşte biliyor musunuz? Nasıl olmuş? O gemiler ne ticareti yapmış? Nereye gitmiş? Bu soruyu soran kişi hakkında, bir gazeteci hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı soruşturma açtı, dava açtı.
Bakın bu soruyu soramazsın dediler. Binali Yıldırım'a servetin nereden diye sorusu sormak bu ülkede yasak. Ona yasak, demek ki Cumhurbaşkanı'na da yasak, Cumhurbaşkanı çevresine de yasak, oğullarına da soru soramayacağız. Böyle bir yasaklar ülkesinde her şey karanlıkta kalır. Açık şeffaf olmalı o zaman. Binali Yıldırım, bakın benim oğlumun atıyorum 4 gemisi vardır. 4 gemisi şunu taşır, şunu yapar, bunu yapar. Hiç bilgisi yoktur. Oralara da gitmemiştir. Ne Venezuela'ya gitmiştir, ne Kolombiya'ya gitmiştir, ne şuraya gitmiştir, nereye gitmiştir. Şu ticareti yapar, şu haklardadır. Son 10 yılın raporunu vermesi lazım ki kendini haklasın diye. Yok gitti orada maske dağıtmış. Neyin maskesini? Venezuela'ya gitmiş, maskesi dağıtmış. İşte yayınlar çıkıyor. O zaman korona işte 300 kişi mi ne günlük vaka sayısı varmış. Bizde 30 binken falan gidip yani söyledikleri gerekçelerle komik. Hayırsever bir iş adamı Venezuela'ya gidiyor, kit getiriyor, maske de getiriyor. Düşünebiliyor musunuz halimizi? Yani bunu da bize inan diyorlar. Yani Binali Yıldırım bu ülkede başbakanlık yapmış. Bunları söylerken dönüp diyor ki inanın kan. Ne yapalım? İnanacaksınız diyor. Çünkü kendilerine öyle bir duruma geldi ki bakın büyük bir şey dönemdir bu 19 yıl. Başbakanlık var, meclis başkanlığı var, Ulaştırma Bakanlığı var. Uzun süredir kendilerine soru sorulamadı. Bakın kendilerine soru sorulamamanın bir rahatlığı içerisinde kimse sormadı. Ben mesela olsam Zafer Havaalanı var ya hani o en büyük skandalı. Diğerleri de çok büyük ama en büyük skandalın Zafer Havaalanı var. O Zafer Havaalanı nereye? Kütahya, Afyon, Uşak 1.600.000 kişi yıllık ona garanti vererek verdi. Şimdi bunun içinde büyük bir rant var bence. Ya orada nüfus o kadar yok. Sen bu kadar garanti veriyorsun. Diğer verdikleri bu Binali Yıldırım'ın Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nü sormak lazım Binali Yıldırım'a. Bakın Türkiye'nin büyük kara deliklerinden bir tanesi seviniyor. Önümüzdeki yıl açılacak diye 45 bin araç garanti verdiler ona euro üzerinden. Geçecek mi o kadar araç? Geçmeyecek. 20 yıl boyunca bunun garantisini veriyorlar. Peki bunun avantası kime gidiyor? Bakın 1,5-2 milyar dolarlık bir köprüye biz ödeyeceğiz. Onu 15 senede 15 milyar dolar. Yani düşünebiliyor musun? Aldığım 2 milyar dolar olacak 15 milyon dolar. Kaç kat para cebimizden hem de dolar olarak çıkıyor. Yani Türk lirası TL karşılığı olarak değil. Bunların hesabında Binali Yıldırım'a sormak lazım. Demek lazım ki sen bu projeleri, bu tünelleri, bu yolları nasıl verdin, kime verdin? Bu kadar büyük kim yaptı bunun hesabını? Bakın Osman Gazi Köprüsü 7 yıldır çalışıyor değil mi? Daha tam kapasiteye bile değil, yarım kapasiteye geçemedi. O kadar büyük garantiler verilmiş ki. Araçlar geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 135 bin araç geçeceğini garanti vermişler yapan şirkete. Günde geçtiği araç sayısı 810 bin. Hadi 20 bin araç geçirelim. Bu kadar büyük şeyi nasıl, kime, hangi mühendis hesabını yaptı ki bu kadar büyük dolar üzerinden garantiler verdiler. Şimdi bunlar üst üste koyduğumuz zaman ortada büyük bir para, büyük bir rant var. Bunun da bir bölüşümü var diye düşünüyorum. Bunu araştıracak ben değilim. Ben sadece soru sorarım. Bunu araştıracak olan savcılardır. Bunu araştıracak olan milletvekilleridir. Yasama organı sözlü soru önergeleri işte ama kalmadı artık. Gen sorular, araştırma önergeleri. O eski Türkiye'deydi. Eski Türkiye'de soruldu. Yeni Türkiye'de bunlar da sorulmuyor. İşte soru soran gazeteciye soru sorduğu için savcılık hakkında soruşturma açıldı Türkiye'de ve yargılandı ya. Yani böyle bir Türkiye olabilir mi? Evet. Peki Ali Bey siz nasıl yorumladınız? Ortada bir hayırsever var. Evet. Türkiye'nin işte test kiti, herkese test yapılamadığı bir ortamda, maske sorunu yaşadığı bir ortamda Venezuela'ya ülkemizden kat be kat daha az günlük vaka sayısına sahip olan bir ülkeye işte yardımda bulunmuş. Heyetler arası dostluk heyetinde, parlamento arası heyette de fotoğrafı var, bulunuyor ve Binali Yıldırım'ın açıklamaları. Sizin yorumunuz nedir bu duruma? Şimdi Sayın Tezkan, Mehmet abi meslek büyüğümüz olduğu için Mehmet abi diyoruz. Mehmet abi güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya biz bir şey söylüyoruz inanacaksınız. Yani o Binali Yıldırım'ın, Sayın Yıldırım'ın açıklamasına baktığınız zaman yani hani açıklama yapma gereği bile duymuyor. Yani bu dikkate almama hali, bu önemsememe hali sadece muhalefete ilişkin bir şey değildir. Yani
bu AK Partililer içinde, bu MHP'liler içinde, bu ülkenin bütün yurttaşlar içinde kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi işte ifade ettiniz. Yani hastalığın yayılma şeyi çok düşük Venezuela'da. Siz oranın herhangi bir sorumlusu değilsiniz. Hani önlem almak gibi sorumlunuz yok. Yani hani Hindistan gibi şu anki gibi bir tablo olur. Hani siz de hayırseversinizdir. Gidersinizdir de dersiniz ki ben de yardım edeyim. Şimdi bu işin çok hayırseverlikle, yani bu açıklamanın hiçbir inandırıcı tarafı yok. Yani kendi toplumunu, kendi insanında bu kadar aptal yerine, bu kadar gerizekalı yerine koymanın da bir alemi yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da neyin ne olduğunu görüyor. İki temel soru var. Bir, oğlunuz nasıl iş adamı oldu? Ya da iş insan oldu. Bununla ilgili dediği gibi soru sorulamıyor. Herhangi bir araştırma yapılmıyor. Yani siz iktidarda değilken, yoksulken, hani bu AK Partililerin birçoklar için geçerli, yani yönetim kademesi için söylüyorum. Bu çocuklar nasıl bu kadar mal mülk sahibi oldular? Yani bunun da hani devletin imkanlarıyla ya da nüfus ticareti dediğimiz durumla ilişkili olduğunu az çok herkes biliyor, farkında. AK Partililer de farkında, herkes de farkında. Ama mesele şimdi bakın, yani zengin olmak, devletin imkanlarını kullanmaktan öte. Eğer ülkede başbakanlık yapmış, şu anda hali hazırda AK Parti genel başkan vekili ve bu ülkede çok ciddi görevler yürütmüş bir insanın, bir kişinin oğluyla ilişkin olarak bir uyuşturucu rotasına ilişkin bir ciddi bir şey söz konusuysa, siz çıkarsınız, bütün bir süreci açıklarsınız. Çocuğunuz nasıl bu gemilere, gemiciklere neyse artık sahip olmuş, hangi ülkelerde ticaret yapmış, bu ticaretin hacmi nedir? Yani öyle alelade çıkınca gazeteciler size soru soracaklar, işte bizle uyuşturucu yan yana getirmek kabul edilemez. Sizin Venezuela'da ne işiniz vardı? Yani ülkenizde 30 bin tane vaka var, siz burada maske dağıtamamışsınız, burada insanlar ölmüş, aşı yapamadığınız için, maske dağıtamadığınız için. O sırada 300 küsür vaka var, evet, Venezuela'da da. Aynen öyle. Bu Venezuela'da 300, bizde 31 binin, evet, üzerinde bir vaka var. Ve dolayısıyla sizin oğlunuz oraya gidiyor, test kiti ve maske yardımı yapıyor. Ya bu kadar hani ciddiyetsiz, bu kadar kendi toplumu, kendi halkını dikkate almayan bir açıklama olabilir. Dolayısıyla aslında her yerde bir çürüme var, her yerde bir kokuşmuşluk var. Mesele artık şudur, yani biz hep şunu soruyoruz, işte savcılar nerede? Şimdi toplumların çökme anlarında devletin kurumları işlemeyebilir ama toplumun vicdanı, toplumun bilinci işler. Yani bu ülkenin her bir yurttaşı, hangi parti oy verirse versin, bu ülkeye sahip çıkmak zorundadır. Bu ülkenin kurumlarına sahip çıkmak zorundadır. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak zorundadır. Demokratik ilke ve değerlere sahip çıkmak zorundadır. Bu sadece savcılara bırakılacak bir iş değildir. Yani çünkü zaten savcılar 19 yıllık iktidar boyunca hemen hemen hepsi mevcut iktidar tarafından atandı. AK Parti eski ilçe başkanı avukat olan, AK Parti bilmem neresinde görev alan herhangi bir kişi avukatlıktan savcılığa ve hakimliğe geçirildi. Şimdi böyle bir yargı, yani yargının en üst mercinde olan insanlar diyorlar ki yargıya güven %30'larda. Şimdi böyle bir yargı varken sizin efendim yargıçlar nerede, savcılar nerede demenizin bir anlamı yok. İkinci mesele, bu işi kim soruşturacak? İçişleri. Zaten olayın göbeğinde olduğu iddia edilen kişi bakanlığın, evet, halen bakanlıktaysa bu işleri nasıl soruşturacak? Yani o yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu erken seçim çağrısının çok önemli buluyorum. Yani bir an önce sadece Sayın Kılıçdaroğlu değil, Sayın Akşener, hepsi zaten dile getiriyorlar. Bence yan yana gelmeliler. Artık bu ülkede herkesin ayrı ayrı seçime girmesiymiş, işte anayasaymış, şuymuş falan, bunlar geride kaldı. Bütün muhalefet parti liderleri yan yana gelecekler, erken seçim çağrısı yapacaklar ve Türkiye'nin hızlı bir biçimde bu çöküşten kurtulabilmesi için, bakın yaşadığımız bir kriz değildir. Yani eskiye dönme gibi bir durumu söz konusu değildir. Yaşadığımız gerçek anlamda bir çöküştür. Bu çöküşten kurtulmak için de bütün muhalefet liderleri yan yana gelmek zorundadır. Yarın öbür gün bu ülkeyi çok daha kaotik bir durum ya da bir süreç belirleyebilir. Çünkü ortada bir iktidar yok, ortada bir devlet aygıtı yok. Bir bütün olarak felç edilmiş ya da kişilerin çıkarlarına amade edilmiş bir devlet organizasyonu var. Şimdi buradan sizin sağlıklı bir şey beklemeniz mümkün değil. Vermez, vermeyecektir de. O yüzden de herkesin, gerçekten yurttaşların da muhalefetin de bir bütün olarak artık bu duruma el koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu karanlıktan ancak bir seçimle, bir iktidar değişimiyle çıkarız diyorsunuz. Elbette. Yani bu bütün bu 19 yıllık bu siyasal İslamcıların ortaya attığı, bütün yarattığı bütün bu erozyonun, bütün bu çürümenin, bütün bu yozlaşmanın
mevcut iktidar tarafından düzelteceğini beklemek zaten saftirliktir. Yani kimse kendisini kandırmasın. Bu iktidarla sizin bir şey yapabilmeniz mümkün değildir. Ne yeni bir anayasa yapabilirsiniz. Çünkü bütün bir 19 yıllık pratik bize şunu gösterdi. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Her geçen gün daha... Yani bugün Türkiye uluslararası arenada uyuşturucu ticareti yapan ülke konumuna indirgenmiştir. Yani sıradan bir Latin Amerika ülkesine dönüştürülmüştür. İşte sürekli darbelerin yapıldığı bir ülke haline getirilmiştir. Böyle bir ülkenin, böyle bir imajın bu toplumun hak etmediğini düşünenlerdenim. O yüzden herkesin çok ciddi bir biçimde sorumluluk alması gerekiyor. Şimdi şöyle bir çelişki de var aslında. Sayın Tezkan, size sormuş olayım bu soruyu da. Şimdi İçişleri Bakanı bu 5 tona yakın kokain Kolombiya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkıp yakalandığında neden bir müfettiş ya da bir Türk polisi oraya gitmedi de araştırmadı diye sorulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da TRT'de katılmış olduğu yayında salgın var, hastalık var demişti. Ancak Binali Yıldırım'ın oğlunun da tam bu tarihlerde Venezuela'ya gittiğini görüyoruz. Bu da çok ilginç. Nasıl bakıyorsunuz? Bir de şeyden de yani iktidara yakın mesela Abdurrahman Dilipak da artık siyaset çamur deryasına döndü. Yurtseverler kaygılı bu gidiş nereye diye tweetler atmaya başladı. İşin AKP içindeki boyutu nasıl yankı buluyor acaba? Bir de o boyutunu sizden öğrenmek isteriz. Şimdi Süleyman Soylu bu işin üzerine bir an önce kapatmak telaşı ve derdinde olduğu görülüyor. Yani o Kolombiya'da üstüne gitse ekip yollayacak. Ya bizdeki bütün bakanlar her yere özel uçaklarla vızır vızır dolaşıyor. Bu kadar büyük bir 5 tonluk bir Türkiye'deki İzmir limanına gelecek. Sen bunu şey yapacaksın. Bedeller üstüne gitmeyeceksin. Bu anlamda bu üstünü kapatmak anlamına gelir. Bu bir. İkincisi, şimdi bu hakikaten biraz önce söylediğiniz gibi bu işten iktidarın hiçbir şekilde çıkışı yok. Yani bakın içte bir rahatlık, bir gevşeme, bir huzur ortamı yaratması bu imkan iktidar mümkün değil artık. Çünkü öyle bir gerildi. Bu ilk iktidarın inandırıcı olması, herhangi bir sözüne insanların inanması mümkün değil. Bakın Sağlık Bakanı aşı getireceğim dedi ve biliyor ki bu insanların %90'ı kendine inanmıyor. Ve biliyor ki bu insanlar o iddia bugüne kadar söylediğin hiçbir sözün doğru olmadığını herkes biliyor. Değil mi? Ta Aralık ayından beri şuradan aşı buradan aşı. Ne yaptı Uğur Şahin'e? Dedi evet, ki ya gel bakana sen söyle dedi. Bak bir bakanın o gün istifa etmesi lazım ya. Böyle bir bakan olabilir mi? Bana inanmıyor halk diyor. Gel sen söyle sana inanırlar diyor. Şimdi o günden sonra çıkın sokağa insanlarla ben ya aşı geliyor falan Haziran Temmuz inşallah Ağustos'ta bu iş biter diyor. Ben de hakikaten sordum kaç kişiye dedim ki ya gelmeyebilir kaçıncı vaatta ama diyorlar ki Uğur Şahin söyledi. Biz ona inanıyoruz. Şimdi evet. İktidarın durduğu durum bu. Ekonomiye bakıyorsunuz. Şu ekonomik bir ne oluyor ki Türkiye'de 8 lira 40 kuruşa çıktı ve orada oturdu dolar. Ne oluyor? Hiçbir şey yok değil mi? Olmaması gereken bir para. Ve ekonomiyi iyi bilenler bunun üstünün köpük olduğunu söylüyorlar. Şişirilmiş bir para. Ama neden öyle biliyor musunuz? Güven olmadığı için. İktidara güven yok. Yani ne yapacağı bilinmiyor. Şimdi ne yapacağı bilinmediği için insanlar başka bir çıpaya kendilerini tutmak zorundalar. O da ne oluyor? Dolar oluyor. İddiaya giriyorum. Bakın yarın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hadi desin Cumhurbaşkanı. Peki madem çok bu kadar istiyorsunuz. Seçim. Erken seçim kararı alıyorum. Diyelim ki Eylül ayında seçim dese. Bak size inanan hiçbir şey yapmadan bugünkü çizgi hiç kim ekonomik olarak hiçbir ek karar almadan bu dolar 8.40'tan 7.50'lere kadar kendiliğinden iner. Çünkü insanların önünde bir ışık olur. O ışık nedir? Bakın bu iktidar gidecek, değişecek. Yeni gelenler ekonominin kurallarına göre oynayacaklar. Ekonominin artık Türkiye kendi eski bu keyfi yönetimden kurtulacak ne zaman Eylül ayında diye. Eğer iktidar değişirse bakın o enflasyon da aşağı doğru iner, faizler tekrar onun seviyelere iner, dolar da eski haline gelir. Çünkü hakikaten bakın inan Türkiye şu andaki ekonomisi yönetilemez halde. Niye yönetilemez halde? İnsanlar bir iş yapmıyorlar. Çünkü İş yapacak güveni yok. Ya bir gece insanlar oturuyor, ertesi gün kalkıyor. Benzine işte %100 bilmem kaç.
ÖTV zamlı, özel tüketim vergisinin artışı mı olur ya, böyle bir şey mi olur? Bir anda artıyor 55 kuruş şey geliyor, fiyat artışı geliyor. Şimdi bunun altından insanlar hangi tür hesapla, neye göre yapacaklar? Bir gece bir kalkıyorlar, Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın canı sıkılmış veya 128 milyar doları alıştırdığı atıyor. 7 liradan 8 küsür liraya çıkıyor. Şimdi siz ithalatçısınız veya ihracatçısınız veya malınıza bağladınız veya birisiyle sözleşme yaptınız. Ya bir günde 1 dolar kalsın 1 lira değişir mi ya? Bu kadar büyük bir değişim niye oluyor? Güvensizlikten oluyor. Şimdi güvensizlik en kötü şey, bir ülkenin yönetilememesi demek. Bu ülke Sağlık Bakanı'na güvenmiyor. Bu ülke İçişleri Bakanı'na güvenmiyor. Ya İçişleri Bakanı'nın söylediği söz TRT'ye çıktı, anlattı. Kimse onun söylediğine inanmadı. Galiba bu akşam yine televizyon kanalında yine işte şey, gazetecilerin değil mi, sorularını yanıtlayacak. Şimdi inanmıyor insanlar. Binali Yıldırım işte oğlum buraya gitti diyor. Başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış. Ulaştırma bak, sözleri inandırıcı gelmiyor insanlara. Şimdi inancın bittiği bir ülke yönetilemez hale gelir. Bu ülke yargısına inanmıyor. Bu ülke polisine inanmıyor. Bakın bir tane genelge yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü dedi ki ya bir şeyler, toplumsal olaylarda fotoğraf çekmek yasaktır dedi, değil mi? O zaman hepimiz karşıktık. Ya insanları kendilerini nasıl alacaklar? Tek savunma mekanizmamız bir toplumsal olaydı. Orada özel hayat yoktur. Kişisel veri diye bir şey yoktur. Çünkü orada o toplumsal bir olay var. İnsanlar polisin orantısız gücüne karşı kendini tek savunması, işte bu elimizdeki fotoğraf makinesi. İki kare çekersek kendimizi koruyoruz. Polis de daha dikkatli davranıyor. Aman başıma bir şey gelmesin diye. Bakın ondan sonra şu bekçi olaylarına bakın. Fatih'te, şeyde, Beşiktaş'ta, işte galiba bir de Batman'da görülen üst üste bekçi terörleriyle karşılaşıyorsun. Onlar da çekildi. Diyorlardı ki ya polis orantısız güç kullanmaz, zaten kendi kaynağını çekiyor. Ya güven yok ki karşı tarafa. Yani evet, polis de bir toplumsal olayda çekim yapıyor ama o çekim işine gelmediği zaman o çekim yok olup gidebiliyor. O yüzden bütün vatandaş, herkes kendi kendine soğuma pozda kalıyor. Tek şey ki güveni sağlayacak da tek yöntem bence seçimdir. Ama bu iddiaların bu ortamda seçime gideceğini düşünmüyorum, inanmıyorum. 2023'ün son gününe kadar zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Ya daha 3 gün önce benzine 55, mazota 65 kuruş, bakın ne kadar, 65 kuruş zam yapan bir iktidar yarın sandığı önümüze koymaz. Demek ki sandığı önümüze koymayacaklar. Biz 2023'e kadar bu şekilde bir yönetileceğiz maalesef. Şimdi kalan süremizde de suikaste kurban giden gazeteciler meselesindeki iddialarını yöneltmek istiyorum. Bu konuda size soru yöneltmek istiyorum. Ali Bey, sizinle devam edelim. Sedat Peker hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Kutlu Adalı için kendisinin öldürülmesini istemiş, kardeşini tetikçi olarak görevlendirdiğini söylüyor. Bir diğer iddia ise gazeteci Uğur Mumcu. Evet. Orada da fail olay yerine ilk gidendir dedi ve Mehmet Ağar'ı işaret etti. Çok çarpıcı. Ne diyeceksiniz? Bu hem itiraf hem iddia. 90'ların bu karanlık tablosu içerisinde ismi en çok konuşulan kişi Mehmet Ağar'dı. Hatırlarsanız bu Susurluk sürecinden sonra biz 1000 tane operasyon yapmıştık diye bir şey söylemişti. Yani işte bu kimileri bunu, bu işte onun, o da Sedat Peker'in açıklamalarında vardı. Kürt iş adamlarına yönelik suikastler ondan sonra. Hatırlarsanız Sayın Güldal Mumcu, buradan sevgi saygılarımızı yollayalım. Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra Mehmet Ağar'la yaptıkları görüşmeleri açıklamıştı. Ve evet, Mehmet Ağar şunu söylemişti. Yani hani bir tuğla çekersek bu duvar yıkılır. Yani devlet yıkılır. Aslında kendisi onun altında kalacağı endişesi ya da korkusuyla muhtemelen böyle bir şey söylemiş. Ve Sayın Güldal Mumcu da yıkılırsa yıkılsın. Bugün aynı tepki hepimiz vermek herkes zorundayız. Yani o tuğla çekilmeli ve o duvar yıkılmalı. Altında kim kalacaksa da kalsın. Yani ne o duvar ne o tuğla, hiçbiri, ne Uğur Mumcu ne de öldürülen diğer aydınlarımız, demokratlarımız, devrimcilerimiz, gazetecilerimiz için bir kıymet, bir değer ifade etmez. Devletin varlık amacı yurttaşlarını yaşatmaktır. Kişisel bir takım amaçlar ya da kişisel bir takım hedefler ya da bir takım imtiyazlar
için bu insanların katledildiği öyle de böyle ileri sürülüyor. Dolayısıyla bu davanın, bu soruşturmanın sadece yargı düzeyinde değil, bakın, bence mecliste bütün muhalefet partilerinin ortak önergeleriyle bir araştırma komisyonunun kurulması ve Türkiye'deki bütün bu sürecin sadece kriminal boyutu değil, yani mesele sadece tetik çekmek değil. Yani bu işler nasıl planlandı? Bu işin siyasal arka planında kim var? Hani hep şey diyoruz ya, FETÖ'nün siyasi ayağı. Bu tırnak içinde bu derin yapıların da bir siyasi ayağı var. Kim bunları alan açmış? Kim bunları kullanmış? Kim bunları bu ülkede gazetecilerimizin, aydınlarımızın katledilmesine talimat vermiş, alan açmış, zemin hazırlamış ve en önemlisi bunları yargılamamış? Bunların hepsinin açığa çıkarılması lazım. Aslında Türk demokrasisi bir bütün olarak kendisini sorgulamak zorundadır. Bugüne kadar yapıp edilenlerin hepsi hesabının verilmesi gerekmektedir. Biz bunu sormadığımız müddetçe benzer siyasal cinayetler, benzer gazeteci ölümleri devam edecektir. Ki bugün zaten medyanın durumu ortada. Hani Bülent Arınç bir zamanlar şunu söylüyordu hep. Yüce Allah, Rabbim verdikçe veriyor diyordu. Şimdi görüyoruz o nasıl verdiğini, kimleri nasıl aldıklarını, onun siyasal arka planını. Bu çürümenin, bu yozlaşmanın öyle ya da böyle bir biçimiyle bence kim karışmışsa bütün bu siyasi cinayetlere, bu suikastlere mutlak suretle hesabının sorulması gerekiyor. Sayın Tezkan, son iki dakikam sizinle, sizin yorumunuzla bitirelim istiyorum. Zaman aşımı var diyor Sedat Peker bu mesele için ama nasıl yorumladınız siz? Bence de var. Şundan şöyle, ben o konuşmasında dikkatlice bazı şeyleri anlattığını düşünüyorum. Yani kardeşinin yollamasını, Kıbrıs'a yollamasını, daha önceki bir takım cinayetlerden söz etmesini. Kardeşi de gözaltına alındı bu arada, Atilla Peker. Alındı ama ne soracaklar? Ne soracaklar peki kardeşine? Belki de Kıbrıs'taki savcının isteği üzerine ifadesini alın demiştir. Yani Kıbrıs'a gitti. Ne diyecek? Ben bir şey yaptım ve şimdi o döneme ilişkin bir soruşturma tekrar açılabilir mi? 25 yıl geçmiş. Bakın, Sedat Peker'in konuşması çok o dönemi anlatıyor ama 25 yıl, Uğur Mumcu cinayeti 28 yıl oldu. Çok eski bir dönemdeki bir takım şeyleri söylüyor. Şimdi bir tarafta diyecek ki ya hepsi yalandır. Ortada öyle bir şey yok. Palavra atıyor. İşte suç örgütü lideri falan. Belki ortaya çok ciddi şeylerin ortaya konulması lazım ve dikkatli ettinse ettim. O döneme bir takım şey, evet ben çok şey biliyorum derken hep şunu düşündüm, konuşmasına baktım. Hep ya ben burayı da terk edeyim. Bak bu kadar bana eziyet çektiniz. Peşimi bırakın. Bırakın bir uzlaşalım. Bak ben bu dosyaları da, bunların da içine girerim. Bak bunlar da sizi bağlar. Hala uzlaşı kapısı açık mı yani Sedat Peker'de? Bence kesinlikle her mesajın altında bir uzlaşma mesajı açık görüyorum. Yani ne olursa olsun şimdi yenerim ederim diyor ama sonunda karşısında bir devlet var. Yani devleti de hiçbir örgütün yendiği de görülmemiştir. O uzlaşma bazı kişilere, belki kavga etti bazı kişilere, Soylu gibi falan, onları siyaseten mefta haline getirebilir. Ama sonunda karşısında Türkiye Cumhuriyeti bir devleti var. Şimdi bir kapıyı açıp benim peşimi bırakın mesajını çok verdi. Oraya Fas'a gittim, yok Kosova'ya gittim, oraya gittim, buraya gittim. Yarın burayı da terk ederim. Yeter ki peşimi bırakın. Evet. Beni rahat bırakın demeye getiriyor. Belki de işte o dönemlerde açmasının, bence bir anda o kapıyı açmasının derin devlete, o kendi deyimiyle derin devlete mesajlar, aman gelin artık bu işi burada bırakalım. Ve siz de benim peşimi tamamen bırakın demek istiyor herhalde. Peki, çok teşekkürler Sayın Tezkan yayınımıza katıldığınız için. Ali Haydar Fırat, çok size de çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiniz. Değerli yorumlarınız çok için sağ olun. Değerli izleyenler, ikinci bölümü noktaladık. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle saat başında yeniden birlikte olacağız.